Arkadaşlar merhaba. Reader at Work bir kitabı metin çevirileri serimize devam ediyoruz. Ve bu videoda 17. metinden başlayarak süremizin el verdiği kadar videonun süresini fazla uzatmamak için süremizin el verdiği kadar sayıda parçayı okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. İlanlar var arkadaşlar. Bakalım bu bir ne ilanı. West End School of English. West End İngilizce okulunun ilanı. 21 Old Street. Old Street'te. 21 numarada Londra'da diyor. Telefon numarası verilmiş. Telefon e, numaraları İngilizcede tek tek okunuyor arkadaşlar. 01 ya da 01 da diyebilirsiniz. 4027235. 7235 e, Fax numarası verilmiş. Şimdi bakın diyor ki biz we offer biz sunuyoruz. Ne tür hizmetler sunuyorlar? Small classes küçük sınıflar. Maximum 12 students e, slash class demiş. Yani bir sınıfta maksimum 12 öğrenci. Friendly Atmosphere, e, samimi bir atmosfer. Social Club, sosyal kulübümüz de var diyor. Special Classes for Cambridge First Certificate. E, Cambridge e, Üniversitesi First Certificate sertifikası için, birinci sertifikası için özel sınıfları varmış. Accommodation Service, kalacak yer hizmeti veriyorlar. Accommodation kalacak yer demek. Central London Location. Londra'nın merkezinde bir lokasyonu varmış. Başka bir ilan var, bakalım bu ne? The Big Boys sing their new song. Onların yeni şarkılarını söyleyin diyor. The Big Boys da bir müzik grubunun adı demek ki. You are driving me crazy. Beni çıldırtıyorsun. Crazy, çılgın, drive crazy, de çıldırtmak. You are driving me crazy. Beni çıldırtıyorsun. Bunların diyor bu şarkılarını söyleyin. Tabii bir reklam sonuçta at the University of Texas, Texas Üniversitesi'nde Friday and Saturday, Cuma ve Cumartesi günleri 8 p.m. akşam 8'de olacak etkinlik. Do you like rock music? Rock müziği seviyor musunuz? Don't miss the concert. Miss'in İngilizce'de çok e, en yaygın kullanılan iki anlamı var. Biri kaçırmak, biri de özlemek. Burada kaçırmayın demek istemiş. Emir cümlesinin olumsu don't da yapılır. 8 University Avenue, Üniversite Bulvarı 808. ...diyor. adresi veriyor. Şimdi bir diğer ilanımızda Edwards College of English, Edwards İngilizce Okulu and further studies ve daha ileri çalışmalar diyor. Further da daha, daha ileri demek. Director yani yönetici sorumlu kişi direktör Richard James ondan sonra ve arkadaşlar Richard e, James'in ...ünvanları var burada. Mesela Bachelor of Arts var, e, MA var ondan sonra kendisi işte MA yüksek lisans, e, lisans diploması varmış. Yüksek lisansı varmış. E, ondan sonra e, ne diyor burada? Dersler var burada arkadaşlar. General English, genel İngilizce, Specialist English, uzman İngilizcesi. <laughs> Hangi dalda uzmanlık olabilir? Business English, iş İngilizcesi. Import, export, import, ithalat, export, ihracat. İthalat ihracat İngilizcesi ya da Hotel Operations. Otel çalışanlarına yönelik İngilizce kursları var. Computer Courses var ve ne var? İşte bilgisayar kursları var. For further information, daha ileri bilgi için, daha fazla bilgi için yani further. Write or telefon bize yazın ya da telefon edin. To, e, a, a yönelmesi, şuraya diyor. Edwards College of English and Further Studies. Edwards, İngilizce ve daha ileri çalışmalar koleji. Edwards House, Bristol. Gene adresimiz var arkadaşlar. Ve telefon numarası var. Fax numarası var. Ee, if you are interested in practicing your French. Eğer Fransızcanızı pratik etmekle ilgileniyorsanız. E, pratikleştirmekte, Or German, or Spanish, or Italian. Ya da Almanca, ya da İspanyolca, ya da İtalyanca. Why not get a pen friend? Neden bir mektup arkadaşı edinmiyorsunuz? Pen friend mektup arkadaşı demek. We have context in many countries bizim birçok ülkede bağlantılarımız var. Context. Right to bunun içinde şuraya yazın. Foreign Friends Agency yabancı arkadaş ajansı ve gene arkadaşlar ne var burada ee, adres var. Opera Coliseum St. Martin's Lane adresi verdi arkadaşlar. English National Opera İngiliz e, Ulusal Operası revives Canlandırıyor Revive. Madame Butterfly. Madame Butterfly'ı canlandırıyor. In Graham Wick's e, saddle Production. Yani Graham Wick'in e, prodüksiyonunda. Şimdi burada bakayım bağımsız bir ilan mı? The Berkeley Quartet. Evet. E, Quartet'ta dört sesli e, işte çalgılar demek. Berkeley Quartet'i ismi grubun. Now şimdi çalıyorlar at the concert hall. Konser salonunda. E, half past 8 p.m. işte akşam p.m. olunca akşam 8.30'da A Great Classical Music Group, harika bir klasik müzik grubu. Susan Trainer e, of the Evening e, Star. Evet, gecenin yıldızı da nedir? Susan Trainer'dır. Admission, e, kabul, kaç parayla oluyor? E, seven and a half e, dollars, yani ya da seven dollars fifty cents efendime söyleyeyim 7 dolar 50 sent ya da 7,5 dolar. Peki arkadaşlar 18 numaralı metne geçiyorum. 18 numaralı metinde San Francisco anlatılıyor. San Francisco is in the state of California. California eyaletinde. State eyalet, devlet anlamı da var, eyalet anlamı da var. In the west of the United States. Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında. It is near the Pacific Ocean. Pasifik Okyanusu'na yakın. People think insanlar sanırlar it is the capital of California. Onun Kaliforniya'nın başkenti olduğunu but ama it isn't değildir. First öncelikle people from Spain lived der İlk önce diyor İspanya'dan insanlar orada yaşadılar. Today günümüzde Austrians işte Avusturyalılar, Italians, İtalyanlar, Chinese, Çinliler and others ve diğerleri live in the city with Americans. Şehirde Amerikalılarla birlikte yaşarlar. The Chinese Çinliler live in Chinatown. Chinatown'da yaşarlar. There are many Chinese restaurants there. Orada birçok Çin restoranı vardır. The houses, evler post boxes, posta kutuları and telephones ve telefonlar in the streets, caddedeki caddelerdeki are very interesting. Çok ilginçtirler. This part of town is exactly like China. E, şehrin Town'un kasaba, şehir anlamı da var ama biz bir şehirden bahsediyoruz şu anda. Ee, şehrin bu kesimi is exactly like China, tam olarak exactly Çin gibidir. Fisherman's Wharf is another özel yer ismi burası. Is another place, bir başka yerdir. Where tourists want to go, turistlerin gitmek istediği. You can find a table, bir masa bulabilirsiniz in a nice little restaurant, küçük e, hoş bir restoranda. Near the sea, der deniz yakınında diyor. Orada, orada deniz yakınında ne yapabilirsiniz? Ee, e, hoş bir restoranda, evet, küçük hoş bir restoranda bir masa bulabilirsiniz. You can eat seafood, deniz ürünleri yiyebilirsiniz orada yiyecekleri. And look at the Golden Gate Bridge ve Golden Gate köprüsüne de bakabilirsiniz, seyredebilirsiniz. You can watch the ships passing under it altından geçen gemileri seyredebilirsiniz. And the cars crossing it ve ondan onu geçen e, neyi? İşte köprüden geçen arabaları da ne yapabilirsiniz? Seyredebilirsiniz. Köprüyü geçen yani. The Golden Gate Bridge is the symbol of San Francisco. Golden Gate Köprüsü San Francisco'nun nesidir? E, sembolüdür. After you finish your meal yemeğinizi bitirdikten sonra You can take a boat trip to Alcatraz. Alcatraz'a tekne turu yapabilirsiniz. Gezintisi. Alcatraz was a famous prison. Ünlü bir hapishaneydi. Between 1866 and 1920. 1866 ile 1920 yılları arasında. But only tourists go there now. Ama sadece turistler gider şimdi. Şimdi oraya. San Francisco is different from other American cities. San Francisco diğer Amerikan şehirlerinden farklıdır. It is more European. Daha fazla Avrupalıdır bu şehir. The sun always shines there. Güneş her zaman parlar orada. And there are a lot of things you can do at night. Ve gece yapabileceğiniz bir sürü şey vardır. You can go to the night clubs, discos, restaurants, cinemas and theaters. Siz gece kulüplerine, diskolara, restoranlara, sinemalara ve tiyatrolara gidebilirsiniz diyor. That's why bu nedenle a lot of young people bir sürü genç insan want to live in San Francisco San Francisco'da yaşamak ister. Eh, yaş biraz ilerleyince de San Francisco'dan kaçmak ister diye de ben ilave edeyim. Peki arkadaşlar neye geldik? 19 numarada bir metnimiz var. Şimdi bakın 19 numarada bir mektup da yer alacak ama önce bir girizgahı var bunun. Şöyle büyütsem ne olur? Kadrajın dışına çıkar. Şu an bunu yaparsam yayını kesmek zorunda kalırım. O yüzden büyütmüyorum. Şimdi Washington D.C. is the capital of the United States. Washington D.C. Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Birleşik Devletleri'nin başkentidir. Capital başkent. 15 million people, 15 milyon insan visit the city every year, her yıl şehri ziyaret eder. Halima and Ahmet, Halime ve Ahmet, her brother, onun erkek kardeşi Ahmet, left their home, evden ayrıldılar in Egypt, Mısır'daki, and traveled to the United States last week, geçen hafta Birleşik Devletler'e seyahat ettiler. They are visiting Washington D.C. Onlar Washington'ı ziyaret ediyorlar. Are visiting with their American friend. Amerikalı arkadaşları Tom ile birlikte. Here is the letter. İşte demek. Here is İşte. E, they wrote to their aunt. Onların e, halalarına ya da teyzelerine. Aunt İngilizce'de hala ya da teyze için kullanılır. Wrote to their aunt. Yazdıkları mektup. Evet. Bakayım. Bunu büyütsek ne olur? Kadrajın dışına çıkmaz. Peki. Dear Aunt Samira Sevgili Samira hala ya da teyze Şimdi diyeceksiniz ki hala ya da teyze de biz onun teyze mi hala mı olduğunu nereden anlayacağız? Onlar sadece aunt demiyorlar. Yani biz diyoruz ki halama gidiyorum. Ama onlar mesela e, ne diyorlar? E, Jenny. Aunt Jenny'ye gidiyorum. Şimdi Jenny onun halasıysa halasıdır. Teyzesi ise teyzesidir. Mesela ne diyor? Aunt Mary diyor. Ha Mary teyzesi ise teyzesidir. Halası ise halasıdır gibi. Yani aunt'ı yalnız kullanmıyorlar. Aunt Jenny, Aunt Mary gibi. Dear Aunt Samira, sevgili halam ya hala ya da teyze Samira. We arrived in Washington D.C. Biz Washington D.C'ye vardık, vardık. Arrived in three days ago. üç gün önce. What a great city! What a, e, arkadaşlar e, bir ünlem ifadesidir. Yani ne harika bir şehir. Great büyük ama harika anlamında da çokça kullanılıyor İngilizce'de. On Friday Cuma günü burada bir yazım hatası olmuş ama şimdi bu pdf olduğu için ben bunu düzeltemiyorum. Yani sonuçta we took diyecek. Cuma günü we took a city tour olacak sanıyorum bu. Biz bir şehir turu yaptık. Took a city tour. We saw many historical sites. Birçok tarihi siteler gördük. The Lincoln Memorial, Lincoln Anıtı, Memorial Anıt. The Vietnam Veterans Memorial, Vietnam Veterans a Gaziler demek, Gaziler Anıtı, Memorial Anıt. And the capital, Capitol, Capitol, Capitol'u gördük. 10 Sadırlı, Cumartesi günü. We were busy to, şimdi tabi pdf'de yazım hataları var arkadaşlar. Yani pdf'yi değiştiremeyeceğim için ben bu şekilde çekiyorum buradan. We were busy to biz yoğunduk diyor. Şöyle Cumartesi de biz yoğunduk. ''Bizi'' meşgul, yoğun demek. De nereden geliyor? Şu to'dan geliyor. We left our hotel and went to the White House. Biz otelden çıktık ve Beyaz Saray'a gittik. White House. This is where the president lives. Burası, burası başkanın yaşadığı yer. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Burası dedikten sonra verli yeri tanımlıyorsunuz. Bir sıfat cümleciyi başlattınız. Ver o yüzden cümle soru olmayan bir cümlede orası anlamda kullanılır. This is where the president live. Burası başkanın yaşadığı yer. It is a big white building. O diyor büyük beyaz bir bina. We learned that. Öğrendik ki it was made. Burası pasif yapı. O yapıldı. In 1792, 1792'de and John Adams was the first president to live there ve orada orada yaşayan ilk başkan e, John Adams idi. When we arrived at the White House, Beyaz Saray'a vardığımızda, ben bu anlam veriyor, we saw, in the end, we saw two dogs, iki köpek gördük in the garden, bahçede. They were chasing each other, chase kovalamak. Onlar birbirini kovalıyorlardı. Evet, çok ilginç gelmiş demek ki beyaz sarayın bahçesinde birbirini kovalayan iki köpek. We took a picture of them, biz onların bir resmini çizdik. Çizdik değil tabi. Took, çektik. Later daha sonra we visited some of the museums, daha sonra e, bazı müzeleri ya da müzelerin oflu anlamı da sondan başa doğru gelinir. Bazılarını ziyaret ettik. We wanted to see the optional air uh, and space museum too. Biz diyor görmek istedik. Gene burada dahi var. İşte optional air and space museum, optional hava ve uzay müzesini de görmek istedik. Uh, but but it closes at 7 pm ama akşam 7'de kapanıyor. And we went there at half past 7 pm ve biz oraya 7.30'da gittik. We hope to see it tomorrow. Biz onu yarın görmeyi umuyoruz. Love sevgiler Halima and Ahmet. Halime ve Ahmet diyor. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.